düşmanlıkta birleştiler. İniokos 23 tatbikatında Hintli pilotlara Mehmetçik Avcıları arması takıldı. Defense Arabia, Türkiye meydan okuyor. Milli muharip uçak, savaş uçağı ilk uçuşuna hazırlanıyor. Edirama'dan Türkiye açıklaması. Erdoğan büyük işler yaptı. Türkiye'siz Avrupa güvenliğinden bahsedemeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hamlesi Yunanistan'ı panikletti. KKTC tanınırsa Doğu Akdeniz gider. Türkiye büyük bir askeri stratejik derinlik kazanır. Roketsan 40 gizli projeden biri olan yeni füzesi UMTAS GM'yi ilk kez açıkladı. Eski ABD istihbarat subayı, Vietnam ve Afganistan gibi Ukrayna'yı da terk edeceğiz. Birleşmiş Milletler raporu YPG PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkardı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Hindistan Hava Kuvvetleri, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu bir hava tatbikatı olan İniços 23 tatbikatına katılıyor. Yunanistan'da düzenlenen İniços 2023 tatbikatında Hindistan Hava Kuvvetleri Kanat Komutanı, Yunanların verdiği Mehmetçik Avcıları yazılı anti-Türk armasını takarken fotoğraflandı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Greek City Times, tatbikata katılan Hintli bir pilotu, Yunan savaş uçağı pilotları tarafından sıklıkla takılan Mehmetçik Busters yani Mehmetçik Avcıları armasıyla fotoğrafladı. Gazetenin konuyla ilgili haberinde söz konusu Hintli pilotun Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Filoros'un elini sıkarken görülmesinin Yunan ve Hint orduları arasındaki dostane tutumu gösterdiği belirtildi. Mehmetçik 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir terimdir ve Türk ordusunun askerlerine sevgiyle atıfta bulunmak için kullanılır ve bu şekilde Mehmetçik avcılarıyla ne kastedildiğini anlamak zor değildir. İfadesini kullanan Yunan gazetesi, tatbikat 24 Nisan-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yunanistan'daki Andravida hava üssünde gerçekleştiriliyor. Tatbikat çok sayıda hava ve su üstü varlığının yer aldığı gerçekçi bir muharebe senaryosunda yürütülmektedir. Tatbikat aynı zamanda katılımcı birliklerin birbirlerinin en iyi uygulamaları hakkında değerli bilgiler sağlayarak profesyonel etkileşimlerde bulunmalarını da mümkün kılacaktır. Bu olay Hindistan meclisinde ise arma savaşları olarak nitelendirilerek daha önce Pakistan'a verilen Akıncı Tia ile fotoğraf veren bir Akıncı operatörünün üniformasındaki korku kılıçtan daha keskindir yazılı armaya cevap olduğu paylaşıldı. Tatbikata Yunanistan, Hindistan, Fransa, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, İspanya, Ürdün, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi katılıyor. Arap savunma sitesi Defense Arabia, Türkiye Milli Muharip Savaş Uçağı ile meydan okuyor başlıklı bir habere imza attı. Haberde şu ifadeler yer aldı. İlk uçuşunu bu yıl içinde gerçekleştirmeye hazırlanan Türk Milli Muharip Savaş Uçağı, Türkiye'nin en iddialı teknolojik projelerinden biri olarak kabul ediliyor. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi bu projeye 2006 yılında başlamış ve son aşamaya gelmiştir. TUSAŞ, Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve Atak gibi diğer havacılık projelerinde geçmiş deneyimlerinden yararlanmaktadır. Tamamen yerli sistemle gelişmiş bir uçak geliştirmeyi hedefliyor. Bu proje üzerinde yaklaşık 3000 kişilik bir tasarımcı ekibi çalışıyor. Gençlere bu alanda bilgi ve deneyim kazandırmak için istihdam edilmektedir. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca savaş uçağının prototipleri test ve uçuşa hazırlık için tasarlanacak. Uçağın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Türkiye, savaş sanayinde önemli ülkeler kulübüne katılmak üzere milli muharip uçağı üretmeyi hedefliyor ve tek bir filoda insanlı ve insansız hava araçlarıyla çalışabilen bir hava aracı geliştirmeyi hedefliyor. İfadeleri kullanıldı. Arnavutluk Başbakanı Edirama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü işler başardığını dile getirerek, "Benim düşünceme göre Sayın Erdoğan ülkesi için olağanüstü işler yaptı. Türkiye'yi çok değiştirdi." ifadesini kullandı. Arnavutluk Başbakanı Rama, Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumu'nda konuştu. Rama, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Avrupa entegrasyonu süreci, Yunanistan ilişkileri olmak üzere bölgesel ve diğer konulara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurgulayan Rama, şu değerlendirmelerde bulundu. "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Erdoğan, ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı. Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle AB'nin Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye kabul edilmek için reform yapmalısınız denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi. Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı. Ardından darbe girişimi Erdoğan'ın kendini terk edilmiş hissettiği olağanüstü bir etkiye sahip çok kritik bir andı. Yani karmaşık bir şey. Ancak bir şey inkar edilemez. Erdoğan'la veya Erdoğan'sız Türkiye Avrupa'nın güvenliği için çok önemli. Avrupa Birliği Türkiye'yi gerçekten çok ciddiye almalı," dedi.
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu da söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne gözlemci olarak katılması Yunanistan'da panikle karşılandı. Erdoğan, ülkesini vuran yıkıcı depremlerden sonra bile bir seçim döneminin ortasında Helenizm'e karşı hedeflerini uygulamaya devam etmekten vazgeçmiyor. KKTC'nin uluslararası tanınmasını sağlamak için Türk Devletleri Örgütü'nü kullanıyor ifadesini kullanan Yunan medyası şöyle devam ediyor. KKTC Meclisi, Cuma günü Türk Parlamentosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 12. Genel Kurulu'nda Türkbay'a gözlemci üye olarak kabul edildi. KKTC ayrıca geçen yıl Türk Devletleri Örgütü'nde gözlemci statüsü kazanmıştı. Erdoğan'ın ısrarlı çabaları sonucunda 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katıldığını hatırlatırız. Bu Erdoğan rejiminin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü dayatmak ve KKTC aracılığıyla Ankara'nın Kıbrıs MİB'indeki zengin doğalgaz yataklarına el koymasını sağlamak için KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına yönelik hamlelerinin bir parçasıydı. Son olarak Türkiye, Türk Devletleri Örgütü'ne Doğu Akdeniz, Ege Denizi'ndeki tutumunu benimsemesini ve Batı Trakya'da Türk olarak adlandırdığı azınlığa Yunanistan'ın baskı yaptığı iddiasını kabul ettirdi. Özellikle dikkat edilmesi gereken husus, Türkiye'nin askeri düzeyde büyük bir stratejik derinlik kazanmasıdır ve Ankara'nın Atina ile askeri bir çatışmaya girmesi durumunda, Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladığı en önemli ülke olan Azerbaycan'la birlikte Türk Devletleri Örgütü ülkelerinden askeri yardım alacağının kesin olarak kabul edilmesidir. Türk savaş endüstrisi de ürünlerinin potansiyel alıcıları olarak örgüt üyesi birçok ülke bulmuştur. Bu ülkelerin başına bela olan yoksulluğun sona ermesi gerçeği, Türk ordusunun bu ülkelerde yaydığı dokunaçlarla birleşince Türkiye'nin asker olarak devasa bir insan kaynağından savaşçı bulmasını mümkün kılmaktadır ifadelerine yer verildi. Roketsan tarafından UMTAS GM adlı yeni bir füze geliştiriliyor. UMTAS GM füzesini ilk kez Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı. Halihazırda Roketsan tarafından yürütülen 40'a yakın gizli projeye yönelik soruyu yanıtlayan ikinci, biz ihracattan elde etmiş olduğumuz bütün geliri bütünüyle altyapımıza yatırım olarak ve yeni projelerle Ar-Ge kaynağı olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bu 40 proje gelecekte silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere uluslararası alanda ihtiyaç duyulacak bütün ürünleri geliştirmek için kendi Ar-Ge kaynağımızla başlattığımız projeler. Bunlar çok ciddi, önemli projeler. Ama prototip aşamasına gelene kadar biz bunlarla ilgili herhangi bir bilgi vermemeyi tercih ediyoruz. Bunlardan bir tanesi şu anda prototipi bitmiş olan ve denemeleri devam eden UMTAS'ın uzun menzili olan UMTAS GM versiyonu. UMTAS GM versiyonu özellikle helikopterler üzerinden atış yeteneğiyle, kara araçlarından atış yeteneğiyle aslında UMTAS tank savar füzemizin menzilini çok daha üst noktalara taşıyacak. Buradaki hedefimiz aslında uluslararası alanda hem pazar payı yüksek olan hem de silahlı kuvvetlerimize avantaj sağlayacağını düşündüğümüz bir ürünü kullanıma en kısa sürede vermek. Hedefimiz bu sene sonuna doğru seri üretim aşamasına gelmiş bir UMTAS GM ile de inşallah kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz dedi. Açıklanan UMTAS GM füzesiyle esasında Türkiye'nin uzun süredir devam eden görüş ötesi menzilli tank savar füzesi ihtiyacı milli imkanlarla karşılanacak. UMTAS GM'nin hem Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterinin hem de kara konuşlu tank savar birliklerinin ana vurucu gücünü oluşturması bekleniyor. Bir anlamda Türkiye, İsrail üretimi Spike Enlos'a bir rakip çıkarıyor denilebilir. Emekli ABD Deniz Piyadeleri İstihbarat Subayı Scott Ritter, ABD konusunda Ukrayna'yı uyardı. Daha önce Kiev'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek bileşiminin %80'ini kaybettiğini açıklayan Ritter, ABD'nin Afganistan ve Vietnam'dan kaçarak korkunç sonuçlarla uğraşmak zorunda kalmaktan kurtulduğunu belirtti. Jutking Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, Ukraynalıların ABD tarafından terk edildiğinde kendi başlarına olacaklarını söyledi. Ritter, sadece ayrılıyoruz ve Amerikan kalesine geri dönüyoruz ya da NATO kalesine farklı şekillerde adlandırabilirsiniz ve Amerika Birleşik Devletleri yanınızda duracaklarını, sonuna kadar omuz omuza savaşacaklarını söylediğinde her şeylerini ortaya koyan ve sahip oldukları her şeyi riske atan insanlar kendilerini tek başlarına buluyorlar ifadesini kullandı. Ritter, Ukrayna'da oluşacak durumu Afganistan'a benzeterek, bütün bu çekimleri görmemek için televizyonu kapatmak yeterliydi. Aynısı Ukrayna için de olacak. Biz ayrıldığımızda ve kesinlikle ayrılacağız, Ukraynalılar hiçbir şey olmadan kendi başlarına kalacaklar dedi. Ritter, Moskova'nın vurulması durumunda Kiev'in yok edilmekle karşı karşıya olacağını belirterek, Ukraynalılara Moskova'ya saldırırsanız gerçek bir savaşın başlayacağını ve hepinizin öleceğini söylemeye çalışıyoruz dedi. Savaş olsaydı bu çatışma çoktan sona ermişti diyen eski istihbarat subayı,
Rusya bir savaşta değil, Rusya Ukrayna'nın NATO'ya girmesini engelleyecek bir çözüm arıyor. Savaş bir ulusun yok olmasıdır. Ukraynalılara şunu söylemeye çalışıyoruz. Eğer Moskova'ya saldırırsanız bu bir savaş olur ve hepiniz ölürsünüz ifadesini kullandı. Ritter, bir gerçekliğe parmak basmak istiyorum diyerek eğer bu bir savaş olsaydı Zelenski şu an yaşamıyordu. Bir hafta içinde öldürülürdü değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler 2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunu yayınladı. Rapora göre 2021'de Suriye genelinde zorla alıkonulan 1296 çocuktan 221'i Suriye Demokratik Güçleri, 220'si ise YPG, YPJ, PKK tarafından zorla alıkonuldu ve eylemlerde kullanıldı. BM Suriye raportörü, çocuklar çatışmalarda kullanılmakta ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. SDG, YPG, YPJ, PKK çocukları çatışmalara sürmekte, istismar edilmesini önlememekte, özgürlükten ve uluslararası çocuk adaleti standartlarından yoksun bırakmaya devam etmektedir, dedi. SDG, YPG, PKK ve YPJ terör örgütlerinin çocuk kaçırma ve cinsel istismar olaylarında 2021'de %20 üzerinde artış olduğuna dikkat çekildi. YPG, PKK 2021'de 12 okul ve hastaneye saldırı düzenledi. 12 okulu kapatarak askeri amaçlarla kullandı. Raporda YPG, PKK'nın bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu İç Asayiş Güçleri adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği, bu sözde asayiş gücünün de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedildi. Raporda ABD ve Batı ülkelerince desteklenen ve SDG ismini kullanan YPG PKK terör örgütünün 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı Afrin Kurtuluş Gücü ve İç Asayiş Güçlerinin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü belirtildi. YPG PKK, YPJ terör örgütünün çocukları silahlı kadrosuna katması, özgürlüklerinden mahrum bırakılması, istismar etmesi uzun yıllardır başta BM olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor. BM raporundaki sayının ise gerçek sayının çok altında olduğu düşünülüyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.